Ben şimdi mi paylaşayım ekranı? Şimdi paylaşabilirsin ha. Hem de şey yapmışım. Tamamdır. Hatta şöyle yapalım. Paylaştın değil mi? Şimdi ben Aha geliyor değil mi net? tamam onu da yayına aldım. Şimdi katılmaya başladım. İsterseniz bir iki dakika daha bekleyelim. Tamamdır. Daha sonrasında başlarız. Okey. Senin Anıl şeyde kamerada bir problem vardı galiba. O yüzden böyle halledeceğiz. Sıkıntı yok. Evet, şimdilik böyle. Tamam. Bu arada yayına katılanlar seste ya da ekran paylaşımında bir problem görüyorsanız onu yazarsanız onu da düzeltmeye çalışalım. Bir dakika sonra başlayacağız. Tamam. O zaman başlayabiliriz bence. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Hüseyin. Şimdi bu oturumda aslında bir saatlik bir vaktimiz var. Bu oturumda şunu yapmak istedik açıkçası. Bir ay falan oldu galiba. Bir LinkedIn'de bir entry görmüştüm. Bir açık kaynaklı bir projeyle ilgili. Orada kullanılan şeyler hoşuma gitmişti. Hani küçük bir proje için aslında bayağı böyle sanki ne diyeyim, nasıl diyeyim, ciddi bir projeyi öngörüp onun mimarisini sanki önceden tasarlamış gibi bir yapı gördüm açıkçası. Hani pek alışık olmadığım, hani daha doğrusu göremediğim, biz uğraşıyoruz da çokça, da çok sıkça göremediğim bir mimari görmüştüm. Sonra Anıl'la tanıştım. Dedim ki hani burada feedback falan da verebilirim ama onun haricinde istersen gel bir yayında tartışalım bu mimariyi. Neye göre karar verdin, nasıl yaptın, işte şu an performansı nasıl, bir Discord botuydu yanlış hatırlamıyorsam. Onun üzerine konuşacağız. Şimdi Anıl, ben ilk önce öncelikle bir kendini tanıt istersen, giriş yap, daha sonradan soru cevap şeklinde başlayalım. Evet, herkese merhaba. Ben Anıl Mısırlıoğlu. 2015'ten beri yazılım geliştirmeyle uğraşıyorum. Son 2 senedir dağıtık sistemler, cloud ve mikroservisler üzerine çalışıyorum. Evet, bu kadar. Ya, kısaca böyle. Tamam, teşekkürler Anıl. Bu arada okuyor muydun, çalışıyor musun? İstersen Evet, ondan daha bahsedelim. daha bu sene üniversiteye başladım işte. İlk sene bitti. Zaten ön lisans okuyorum. Şu an son seneye girmiş bulunmaktayım. Yani liseyi aslında yeni bitirdim diyebilirim. Hani 1 sene oldu liseyi bitireli. Peki bu mimarinin haricinde aslında onları da sormak da istiyordum. Şimdi 2015'ten beri yazılım geliştiriyoruz diyorsun. 6 sene olmuş. Yani üniversiteye yeni başladın. Bu da Evet. demek oluyor ki ortaokulda aslında başlamış oluyorsun, değil mi? Ortaokulda mı Evet. başladın bu işleri Aslında yapmaya? böyle 8. sınıfın ortalarında falan başladım. Ben ilk başladığımda da açıkçası PHP ile başladım fakat PHP'yi web tarafında kullanmayan tek insan olabilirim. Tamamen server side'da RockNet diye bir protokol var. UDP tabanlı çıkıyor. Onun üzerine ilk başladım. Onun üzerinde çalışmaya başladım. İşte zaman geçtikçe tabii hani tek siteğim gelişti, değişti. Hani ilgilendiğim alanlar değişti. Tabii 6 senede bayağı bir şey yaptık. İyi güzel. Yani ben aslında senin diğer çalışmalarına da bakıyorum. UDP üzerinde galiba formula oyunuyla ilgili bazı telemetri bilgilerini gönderiyorsun. Evet. Yani benim baktığımda açıkçası şey hani seni övmek gibi olmasın şeyi söyle yani hakkını vermek istiyorum dolayısıyla o yüzden söylüyorum. Aslında ilk baktığımda seni bayağı tecrübeli yani herhangi bir işte çalışmış yani sadece açık örnek değil de ciddi bir şirkette çalışmış ve bunları tecrübe olarak edinmiş fark ettim. Valla seni tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. İsterseniz şeyle başlayalım bak soru soranlar da oluyor. Ben o soru kısmını takip ederim. Sana ilk soruyu sorayım mesela. Şey sormuş. Şu Tabii. ekrandaki diyagramı ne ile yaptın diye sormuş. Bu İlk önce ondan istersen. ekrandaki diyagramı şöyle bir site var. AppDiagrams.net. Buradan yapabilirseniz
Alternatif olarak da Excalibur falan çok kullanılıyor. Onları da tavsiye ederim. Yani evet. Ben mesela Lucidchart kullanıyorum. Orada işte hazır komponentler falan da var. AWS. Yani özellikle programming anlamında da bayağı toolkit orada var. Anladığım kadarıyla burada da var galiba. Sen bu resimleri falan kendin Aha. internetten bulup koymuyorsun. Orada hazır var diyorsun yani. İçinde MongoDB'de hem öyle. hazır komponentler var hem de kendiniz gelip koyabiliyorsunuz. Zaten şey biraz JavaScript tabanlı olduğu için her şey yapabiliyorsunuz. Hani HTML edit yaparak bile aslında diyagramın resimlerini değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Peki istersen şöyle bahsedelim. Diagram'dan bağımsız olarak yazdığın Discord, daha doğrusu Discord'u muhtemelen herkes biliyordur da bir insan ya da Discord'da niye bot yazılıyor ve senin yaptığın bot ne işe yarıyor? İstersen ondan Şimdi bahset. Discord'da niye bot yazılıyor? Aslında Discord yapan şeylerden biri de bu botlar. Çünkü insanlar çok fazla bot kullanıyor ve botların otomasyonlarına normal kullanıcılar bile hani şey duyuyor, ihtiyaç duyuyor. Bizde çekiliş anket gibi işte çekiliş anket poll dediğimiz bir soru sistemi var. Bunları tek bir bot üzerine toplayıp hani büyük çünkü YouTuber'lar, Twitch yayıncıları falan kendi Discord sunucularında Discord üzerinden çok fazla çekiliş yapıyorlar. Biz de işte bunu otomasyona dönüştürüp bunu bot haline getirelim dedik. Açıkçası ben, hani pandemi zamanında ben sadece canım sıkıldığı için bir iki günde bir başlayıp işte publish ettiğim bir projeydi. Şu an Discord üzerinde toplam yaklaşık 11 bin sunucu ve yaklaşık 4-4,5 milyon kullanıcıya hit ediyoruz şu an. O açıdan hani bir sene de güzel bir büyüme de yakaladı diyebilirim. Evet. Tamam, güzel. Peki şöyle devam edelim o zaman. Şimdi ben burada eğer yanlış anladıysam bana şey yapabilirsin, uyarabilirsin beni. Şimdi burada sen Discord botu için aslında temel anlamda kendine tamamen böyle senkron olmayan ve async bir şekilde çalışan, yani sen Discord'da bir emir gönderiyorsun ya da bir şey yapıyorsun. Bu işlemi sen arka planda işlemeye çalışıyorsun. Hani neyse artık, bir şey gönderiyorsun ya da alıyorsun. Burada kullandığın stack'te mesela Redis'i görüyorum, MongoDB'yi görüyorum, bir de Node.js'i görüyorum temel anlamda. Başka uygulamaların da var aslında. Spring Boot'la yazdığın yerler de var. Evet. Şimdi Node.js'i REST API tarafında kullandın, ekrandan gördüğüm. Ve Spring Boot diye bir uygulama kullandın. Bu da galiba bir backend uygulaması. O iki teknolojiyi sana ne seçtirdi mesela? Neye göre tercih ettin? Basit diye mi yoksa yani şey mi? Hani performansa göre onlara ihtiyacım vardı, onu kullandım diye. Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle hani bot nasıl çalışıyor? Biz JavaScript'i tercih, yani Node.js'i tercih ettik çünkü hani Discord.js yazılımında baya hani stabil bir framework var Node.js tarafında. Hani ve Node.js'de yazılmış gerçekten milyonluk botlar var. O açıdan biz kendimiz hani Discord için bir HTTP client yazmayalım dedik, hazır framework'ü kullanalım. Bunun üstüne geliştirelim. Hem Node.js esnek bir dil, hani type definition olmadığı için de açıkçası burada TypeScript'i seçtik bu arada. Hızlı bir şekilde botu hani yapalım, bir iki güne bitsin dedik. Onun için Node.js'i seçtik. Spring Boot'un amacı da şu, Spring Boot aslında hani bir back office uygulaması. Sadece hani moderatörlere verdiğimiz hani bazı şeyleri düzenlemeleri için izin verdiğimiz bir API. Spring Boot'u kullanmamın amacı aslında ben hani biraz daha Spring Boot alanında biraz kendimi tecrübelendirmek istiyordum. Bildiklerimi genişletmek istiyordum. Aslında projenin temel amacı da buydu. Hani ben bu projeyi yaparak hani bu projenin datası büyüsün, işte handle ettiği alan büyüsün. Ben de hani bu handle etme ihtiyacını karşılamak için farklı teknolojiler kullanayım ve kendimi bu alanlarda geliştireyim diye açıkçası bu projeye başladım. Spring Boot'u kullanmamın amacı da aslında biraz da bu. Tamam. Peki şeyde mesela Node.js kullandınız hızlı bir şekilde bitirmek için. Buradan da anladığım aslında basitliğine güvendiniz. O yüzden kullandınız, değil mi? Evet, hemen hani sonuçta az satır kod yazarak çok şey yapabiliyorsun. Tabii hani hız konusunda hani bir Go uygulaması ya da bir Java uygulaması kadar hızlı değil tabii ki ama şu an bizim scale'imiz için yeterli oluyor. Hani CPU utilization'lara baktığımız zaman hani şu anlık normal bir seviyede hani çok şeyini görmedim. Tamam. Şu anda ekranda çizemiyorum ama galiba söylesem anlatabilirim. Şimdi Discord'un giriş noktasında ben şeyi görüyorum bir tane. Şimdi client'ın o sağda bir client'ın olduğu Cloudflare'den giriş yapan bir kısım var.
Bir de o da çıktı galiba. Mesela Athena main process'ten sonra sen Discord'a bir şey gönderiyorsun anladığım kadarıyla API Gateway'ine. Doğru mudur? Şurası şöyle şimdi. Biz sonuçta Discord üzerine bot yazdığımız için bize Discord'da atılan tüm botun bulunduğu Discord sunucularında atılan tüm mesajlar, kullanıcıların sesli kanala giriş çıkışları hepsi aslında bizim botumuza geliyor. Yani bir gün içinde 11 bin sunucuda toplam atıyorum 5 milyon mesaj gönderiliyorsa biz o 5 milyon mesajın hepsini işliyoruz. Bu Discord API Gateway'nin amacı bu. Mesela mesajlar WebSocket'ten geliyor. Diğer bazı işlemler REST API'den yapılıyor. Aslında buradaki amaç, buradaki Sharding Manager'da botu aslında dikey olarak scale ediyoruz. Yani dağıtıyoruz. Discord'un biraz API sebebiyle 250 bin sunucuya kadar başka makinelerde botu dağıtmak biraz sıkıntılı yani dağıtamıyorsun. Onun için hani sub process şeklinde botu distribute ediyoruz tek makinede. Şimdi daha böyle genel sorular da geliyor. Onları 2-3 soruda bir araya koyarım. Hani şey konteksti dağıtmamak adına. Şimdi burada aslında şeyden bahsettin, sharding'den bahsettin, hani distributed. Bir kere bu senin yazdığın bot Discord tarafından mı, yani bu yazdığın extension'ı Discord'da bir yere mi deploy ediyorsun, yoksa tamamen kendi mimarisini kendi karar verdiğin, kendi sunucularında bir yere mi koyuyorsun? Evet, Ve şu an Discord'un API'leriyle mi tamamen Discord'un API'leri ile haberleşiyor ve botu deploy ettiğimiz şu an bir Azure'da bir VM'imiz var. haberleşiyor? Azure'daki tek bir VM'de çalışıyor. Yani Docker container'ı içinde çalışıyor. Aynı zamanda işte Prometheus'un metriklerini topluyoruz. İşte botun günlük ne kadar büyüdüğünü filan track ediyoruz. İşte bu gibi istatistikleri de topluyoruz. Güzel. Mesela distributed dedim, mesela sharding yapıyoruz dedim. Bu Evet. sharding'i merak ettim. Şimdi bir VM var dedim. Bir tane mi, çok mu, onu bilmiyorum. Eğer bir tane yapıyorsan farklı, mesela sharding manager proseslerin var da aralarında mı sharding yapıyorsun, yoksa gerçekten farklı makinelerin var, onlar arasında mı sharding yapıyorsun? Hayır, aslında tek bir makine var. Bu makinede şimdi bir tane bizim main prosesimiz var. Bu main prosesin altına biz Discord clientleri açıyoruz. Ya yani aslında insanlar 11 bin sunucuda tek bir botun aynı statüsle aktif olduğunu görüyor. Fakat aslında öyle değil. Mesela biz her bin sunucu için ayrı bir şey açıyoruz. Hani şart açıyoruz. Bu da aslında ayrı bir Discord client oluyor. Siz nasıl bilgisayarınızdan Discord'a açıyorsunuz da giriyorsunuz. Botlarda da aslında öyle. Botlarda kullanıcı gibi giriyor. Sadece token'de hani bot yazıyor başta. Tek farkı bu aslında. Biz sharding yaparak mesela ilk bin sunucuya bizim birinci şarttaki sunucuların mesajı geliyor. İkinci şarda işte sonraki 2000 sunucudaki Discord sunucularının mesajları geliyor. Aynı şekilde şartlar arası iletişim, işte prosesler arası iletişim yapıyoruz. Mesela şart 3'te kaç tane sunucu var? Şart 4'te kaç tane sunucu var? Bizim toplam kaç tane sunucumuz var? Bir sunucu hangi şartta bunları da bulabiliyoruz. Tamam, güzel. Peki şu yukarıda Asena dediğin galiba senin yazdığın, geliştirdiğin uygulamanın adı değil mi? Ya da Evet, bir botun adı şirket. Asena. Tamam. Şuradaki Asena main prosesi dediğin, bu senin az önce anlattığın o yapıya ait anladığım kadarıyla. Evet, her şey aslında Evet. main process'te başlıyor. İçinde sharding manager doğuyor. Sharding manager sub process, hani C'de fork exec vardır ya, daha doğrusu hani bu system call'ları. Bunları çalıştırıyor. Bir main process'in altında sub process'ler oluşturuyor. Evet. Peki şey soracağım sana. Burada main process var, altında sub processler oluşturuyorsun ve bunu bir makine üzerinde kullanmaya çalıştın. Bunun bir Evet. amacı var mı senin tarafta? Mesela cloud'da şu anda imkanlar dahilinde aslında çok küçük makineler var. Bunları mesela tek bir proseste birden fazla makineye dağıtabilirdin. Yani yatay ölçekleme yapabilirdin. Burada mesela neden, işte daha doğrusu makineyi büyütme ihtiyacı duymuyorsun galiba anladığım kadarıyla. Mesela 5 GB'lık bir makinen varsa onu hiçbir zaman 10 GB'lık versiyona çıkarma ihtiyacı duymuyorsun, değil mi? Şimdi Yani. bunu şöyle anlatayım isterseniz. Bu botu ilk başladığımızda 1 GB falan makineyle başladık. Hani çok da bir RAM'i olmayan bir makineyle başladık. Şu an en son bir 4 GB RAM'e yükselttik. Bunu niye farklı VM'lere dağıtamıyoruz? Bunun açıkçası hani öncelikle sharding'i niye yapıyoruz? Ben şunu anlatayım. Discord botunuz eğer Discord üzerinde 2500 üzeri sunucuda kullanılıyorsa hani Discord'da bunlara guild deniyor. Eğer 2500'den fazla Discord sunucusu botunuzu dağıtıyorsa siz bu botu şart etmek zorundasınız.
Bunu Discord size zorunlu kılıyor. Farklı VM'lere dağıtamamanızın sebebi de şu. Discord'un API'ındaki bazı şeylerden dolayı biz bunları farklı VM'lere dağıtamıyoruz. Üstüne aslında hani teknik olarak dağıtabilirsin ama gerçekten bayağı uğraşman gerekiyor. Discord'un bunun için bir şeyi var. 250 bin Discord botun 250 bin Discord sunucusu tarafından kullanılıyorsa seninle iletişime geçiyorlar ve senin botu farklı makinelere dağıtmak için sana nasıl diyeyim, özel API'ler mi sağlıyorlar, işte bazı dokümanlar sağlıyorlar sana, onun doğrultusunda farklı makinelere rahatça dağıtabiliyorsun. Anladım. İlk aklıma gelen şu oluyor. Diyelim ki 5 makinede benim yazdığım bot var. Hepsi aynı Discord'un API'sinden data almaya çalışıyor. Yani consumer aslında. Aynı eventi 3 makine birden almasın diye galiba ona özel bir yapıları yok benim anladığım kadarıyla. Evet, yani siz eğer 3 makineden 3 farklı aynı tokenle aynı client'tan girerseniz, hani mesela birisi gitti bir komut yazdı, bu 3 makineye de gideceği için aynı mesaj ve 3 makinede aynı komutu işleyeceği için kullanıcıya 3 kere hani duplicate mesaj yollamış olur. Evet, zaten zorluğu oradan kaynaklanıyor. Evet, Onun yerine peki şey, sen burada arada bir soru vardı, onu da söyleyeyim istersen. Şunu sormuşlardı. Aslında çok haklı da bir soru. Çağımızın biraz zor, yazılımcılar için zor olan bir konu. Genel bir soru, teknolojiyi takip etmek çok zor. İlgi duyduğun konuları, yazılım ve programını nerelerden takip ediyorsun? Nerelerden takip ediyorum? Ya bunu takip etmenin aslında birçok yolu var. En başta Hacker News'e gerçekten güzel makaleler, white paper'lar düşüyor. İşte Reddit olsun, Twitter olsun, LinkedIn olsun, Hacker News olsun, kendi subscribe olduğum mail listeleri olsun, işte internette gördüğüm bloglar olsun. Bu gibi platformlardan gerçekten önünüze çok fazla blog, white paper gibi şeyler düşüyor. Eğer bunları takip ederseniz, biraz daha hani anlıyorsanız bu işlerden, zamanla kendinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Hani ben genel olarak video izlemeyi seven bir insan değilim. Hani videolardan bir şey öğreneyim gibi bir şeyim yok. Hani şu ana kadar ne öğrendiysem blog okuyarak, doküman okuyarak öğrendim diyebilirim. Tamam. Yani bloglar, yani takip ettiğiniz yerler önemli diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. İşte Reddit'te de subredditleri takip ettiğiniz yerler varsa orada da güzel şeyler paylaşıyorlar gerçekten. Yani biz mesela bir web uygulaması, ne bileyim, bir worker, bir cronjob bir şey yazıyorsunuz ama adamlar programlama diliyle bir sürü şey yapıyorlar. Tabii ki onlara zaman olması gerekiyor ama birçok teknik, teorik konuda bilginiz oluyor. Buraya ben de artı bir veriyorum. Evet, tamam. Şimdi şeyi soralım istersen. Sen şimdi benim anladığım kadarıyla sharding ve asana kısmını anladım. Yani aynı makine üzerinde sharding yapmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Farklı sunucularda kullanmaktansa. Peki genelde mesela ben yaptığım yazılımlarda bu tarz, eğer işlemin içinde bir event varsa, bu eventleri yöneten bir kısım oluyor. Yani eventleri konsüm edebilen, yani ne diyeyim, küçük prosesler diyelim. Ama ben bu işte container dünyasında, container diyoruz biz buna. Farklı container, yani aynı makinede olabilir ama farklı container'da nihayetinde. Bunlar genelde, ya da ortada bir manager varsa, bu genelde eventleri alıp bir kuyruğa paslar. Bu kuyruğu da konsüm eden birden fazla worker vardır. Bunları işler. Şuradaki evet. Redis kısmını görüyorum. İstersen oradan bir bahset. Sen de aynı şekilde bir şey mi kullanıyorsun Redis, acaba? Redis bu kısım mı? Hı-hı. Bir önceki diyagramda da vardı Redis ile ilgili bir yer. Burada Redis şu altta olmamalı. Fork exec. Fork ha, exec. Yanlış gördüm ben. Asena. Burada, tamam, okay. Burada Redis yok. Tamam. İstersen bir sonrakini göster. Tabii. Şimdi ben burayı kısaca anlatayım. Bu Asena'nın bizim bir moderatör sunucusu var. Orada genel olarak işte Asena'ya ve bir TopGG diye bir site var. İşte Asena'ya oradan insanlar hani oy kullanabiliyor falan. Biz oradaki oyları almak için kullanıyoruz bu botu. Aynı zamanda hani bir kendi sunucumuzda moderasyon yapmak için. Buradaki Redis'in ben özellikle PubSub özelliğini kullanıyorum. İşte mesela birisi oy veriyor bota. Hemen işte 12 saatte bir oy verebiliyor insanlar bota. Redis'e gidiyorum, 12 saatlik bir TTL ayarlıyorum. TTL bittiği zaman işte bu Node.js'e kendisi PubSub özelliğiyle yolluyor. 12 saatin bitiminde kullanıcıdan işte biz oy verenlere bir tane rol veriyoruz sunucuda özel. 12 saatin bitiminde PubSub'dan yollanan mesaja göre kullanıcıdan geri alıyoruz bu rolü. Aslında Redis'in buradaki en önemli özelliği bizim için bu. İşte aynı zamanda birkaç hani cache veri tutuyoruz. Bir de işte SQLite var. Hani burada niye lokalde database tutuyorsunuz
diyenler olabilir. Aslında biz hani persistent bir datamız olmadığı için sadece SQLite'da bir 3 ay pardon 1 aylık bir data tuttuğumuz için hani her ay sonunda sıfırlanıyor. Onun için gerek duymadık böyle shared database'lere. Tamam. Peki şeyi nasıl anlıyorsunuz? Şimdi bu support bot dediğin kısım var ya. Evet. Bu aslında bir tane mi instance'ı var bunun? Ya bu bot aslında sadece bir tane bizim kendi sunucumuzda kullanıyor. Onun dışında hiçbir sunucu kullanamıyor, hiçbir sunucu ekleyemiyor. Anladım, anladım. Okay. Çünkü şurada Docker containers görüyorum. Şuradaki her bir bileşeni muhtemelen bir container'a koyuyorsun ama anladığım kadarıyla support port bir tane ile kısıtlı, birden fazla çoğaltamıyorsun. Eğer öyle olsaydı hepsinin ayrı SQLite database'i, dolayısıyla datada bir tutarlılık olamayacaktı anladığım kadarıyla. Sen ihtiyaç duymadığın için SQLite'ın var. Evet, sadece biz kullandığımız için hani bunu 20 atıyorum 128 MB sunucuya koysan da çalışıyor. Hani bir Docker Compose app yapıyorsun, hemen ayağa kalkıyor. Yani o konuda hiçbir sorun yok. Güzel. Bu kafa yapısı sana ileride fayda sağlar, onu söyleyebilirim. Yani herhangi bir uygulamayı geliştiriyorken stupid simple olması, simple stupid olması çok önemli. Çünkü diğer türlü iş biraz şey oluyor, bayağı karmaşıklaşıyor, anlaması da zor oluyor. Evet, ya Ne kadar ihtiyacın varsa. Evet ya ben aslında şöyle düşünüyorum. Eğer ihtiyacınız yoksa hani ya da gelecek zamanda bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorsanız bazı şeylerin çok da karmaşık teknolojiler kullanmaya gerek yok. Yani ben çoğu kullanıcının aslında Kubernetes'e de ihtiyacı yoktur. Genellikle çoğu zaman Docker yeter hani ben böyle düşünüyorum. Tabii doğrudur yanlıştır tecrübem dolayısıyla çok bir şey diyemeyeceğim. Yani mesela şöyle de yapmamak lazım tabii ki de, ben database gibi bir şeye ihtiyacım yok. Ben dosyaya yazarım, oradan parse edip okurum. Gerektiğinde de full text search yapar. Öyle bir şey yapmak mantıksız olur da SQLite mantıklı mesela. Orada sana yeteni kadar kullanman. Bir de şey demiştin, bu rakamlarla bu ölçeği nasıl açıklarsın mesela? Şey demiştin galiba, kaç kişi kullanıyordu bu bot? Bunu siz kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunu sadece biz kullanıyoruz. Hizmet veren bot Asena bunu toplam 11 bin Discord sunucusu kullanıyor. İçinde bu arada hani büyük Twitch rangerları olsun, bazı YouTuber'lar olsun kullananlar var. Toplam Discord üzerinde 4-4,5 milyon bir kullanıcı kullanıyor. Tabii hani bir kullanıcı aynı anda 50 sunucuda birden olabildiği için net rakam veremiyoruz. Ama hani botun cache'lediği datadan aldığımız toplam kullanıcı sayısına göre bir 4-4,5 milyon arası kullanıcıya hit ediyor. Bir şey soracağım. Bu Discord botu ben tam olarak anlamadım galiba ya da kaçırdım şeyi ayarlarken. Bu sendeki Discord, yazdığınız Discord botu tam olarak ne yapıyor? Yani bir Discord kullanıyoruz biz. Ben bu plugin'i kullandığımda bana ne faydası oluyor? Şimdi şöyle, Discord'da siz hani Discord'un kendi özelliği bir botlar. Discord size mesajları veriyor. Hani bir kullanıcı ne mesaj gönderdi bunları bulabiliyorsunuz. Şimdi Discord bize bu mesajları verdiği zaman biz bu mesajları parse edip komut haline getirebiliyoruz. İşte bu komutları işliyoruz. Bu Discord'un bizim botun yaptığı şu. Mesela bir tane diyelim ki atıyorum bir tane YouTuber çekiliş oluşturdu. Çekilişte hani diyelim telefon veriyor. Bir embed dediğimiz bir şey var Discord'da. Embed oluşturuyoruz. O embed'in içinde işte çekilişe kaç dakika kaldı, orada mesela bir geri sayım var. İşte bitmesine kaç dakika kaldı, ödülü ne, işte title ne, işte kim oluşturdu gibi bilgileri biz o embed içinde yazıyoruz. Sonra kullanıcılar geliyor, mesela orada bir reaction oluyor. Confetti reaction'ı mesela. Confetti reaction'ına basıyor, işte çekiliş mesela 3 günse. Bot 3 gün sonra otomatik olarak o çekilişi açıklıyor o reaction'a basan insanlar arasından. Atıyorum 5 katılımcı varsa o 1000 reaction'ın içinden 5 katılımcıyı çekiyor. Mesela 3 ay önce falan Shift Delete Net bir bilgisayar çekilişi yaptı mesela. Orada 12.000 kişi içinden çok güzel bir şekilde bir katılımcıyı kazandırdık. Hani o konuda da ne kadar reaction gelirse gelsin o konuda şu anlık sorun yaşamıyoruz. Onun dışında bir de işte insanlar anket oluşturmak isteyebiliyor. İşte A, B şıklı ya da ne bileyim 50 tane şık koymak istiyor. Bu gibi şeylerde anket oluşturabiliyorlar. Yine aynı şekilde anketlerin geri sayımı olabiliyor. Bir de sesli kanallarda çekiliş yapabiliyorlar. Hani şu ses, şu sunucuda şu sesli kanallarda olan insanlar arasından bana bir kişi çek diyor komutla. Ya da işte 3-5 kişi çek diyor. Bunları çekebiliyoruz. Ama sen bu komutları, tanımlamaları bu Discord botunda zaten halletmişsin değil mi? Yani öyle şey yapıyorum. Komut tanımlamalarını işte gelen mesajlarda şey yapıyoruz bildiğin hani teksti biçimlendiriyoruz, teksten anlıyoruz. Anladım.
Anladım. Aslında güvenlik tarafı bayağı bir ön plana çekilmesi gereken bir şey. Eğer siz arka planda kendi tarafınızda bir şey yapıyorsanız. Çünkü herhangi bir şey olabilir içinde, değil mi? Yani Discord size güvenliğin garantisini vermiyor anladığım kadarıyla Evet. mesajlar konusunda. Şöyle şimdi güvenlik konusunda ya Discord'un kendi şeyi var. Şimdi Discord'un mesaj sunucuları bayağı nasıl desem her dakika mesaj işliyor ve gerçekten güvenliği büyük bir sunucu. Discord botlarındaki en büyük güvenlik zafiyeti bu Discord botlarının tokenleri var. Bunların çalımı hani istediği mesajı yazsın. Mesajlar bizim botumuza hiçbir zarar veremez. Çünkü onun yazdığı mesajlar ilk önce bir Discord'un gateway'inden geçiyor. Discord'un API sunucularında işleniyor. Ondan sonra bize geliyor. Tamam. Evet, böyle ya işte en önemli konu dediğim gibi tokenler ve Discord. Eğer Discord botunuz 100 sunucuya ulaştıysa zaten sizin Discord botunuzu doğrulamanız ve işte nasıl bir altyapı var, siz güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz, bunları Discord'da belirtmeniz gerekiyor. Hani Discord güvenliğine inandığı zaman sizin botunuza doğrulanmış rozeti veriyor. Yoksa botunuzu başka sunucular ekleyemiyor. Tamam, güzel. Orada verification anlamında bayağı bir şey varmış. Evet. Tamam. Tamamdır. Peki siz şey demiştin. Yani biz genelde data tutmamaya çalışıyoruz. Canlı datayla uğraşıyoruz, değil mi? Burada bir MongoDB görüyorum. Ne için Evet, kullanıyorsunuz bunu? şimdi MongoDB'nin amacı şu, çekiliş bitmiş olabilir ama çekilişi katılanlar hani ortada olmayabilir. Ne bileyim adam emoji'ye basmış, reaction'a basmış, kaçmış olabilir. İşte bu gibi adamları bulamazsın. Bunun için var olan çekilişleri geçmişe yönelik olarak tekrar insanlar çekebiliyorlar katılımcılarını. Bu sebepten dolayı biz MongoDB'de bu çekilişleri çok uzun bir süre tutuyoruz. Silmiyoruz ama mesela hani anket olsun, sorular olsun bunları hani yeniden çekilecek bir durum olmadığı için bunları direkt siliyoruz. En persistent datamız bizim MongoDB'de sunucular. İşte sunucudaki ne bileyim sunucunun dilini pardon botun o sunucuda bu botun bulunduğu sunucudaki botun dilini özelleştirebilir. Botun işte komut önekini özelleştirebilir. Komutların herkes tarafından kullanılabilirliğini falan özelleştirebilir. Biz bu gibi şeyleri işte servers diye bir collection'ımız var. Sadece en persistent datamız o. Sadece onu silmiyoruz. Gerisi işte arkada bir DB Cleaner dediğimiz bir trigger çalışıyor. Belli aralıklarla database'i öyle temizliyoruz. Tamam. Güzel. Orada bir şimdi soru sorayım, sonra bir öneride bulunayım. Şimdi DB Cleaner anladığım kadarıyla siz dediniz ya, datalar orada çok uzun bir süre tutuyoruz. Bu Cleaner, Scheduled görüyorum orada. Scheduled job çalıştırıyorsunuz. Bu silme tamamen zaman bazlı mı? Mesela şu gün ben oluşturdum çekilişi, işte kullanıcılar katılımda bulundu. Onların datası şu anda MongoDB'de. İşte 10 gün sonra siliyorum. Yani cleaner böyle bir şey mi? Yoksa gerçekten ben bunu disable ettim ya da silmeye çalıştım falan, o zaman mı siliyor? Trigger şöyle bir şey. Biz MongoDB Cloud kullanıyoruz. Hani bu MongoDB Cloud'da biz kendimiz barındırmıyoruz. Cloud'da barınıyor. Zaten MongoDB'nin kendi özelliği var bu Cloud'da. Trigger oluşturabiliyorsunuz. Scheduler şunu yapıyor. Şey bakıyor hani genelde çok böyle milyonluk bir şeyde collection'lara bakmadığı için işte timestamp'lar var işte created at ve update at var. Bu zamanlara bakıyor. Eğer bu zamanın üstünden 30 gün geçtiyse mesela atıyorum çekilişler için bunu siliyor. Şunu söyleyecektim. Bunu, yani Mongo'yu kullandım Prod'da. Orada şöyle güzel bir özellik var. Expire after seconds. Belki kullanmışsındır, bilmiyorum. Mesela diyelim ki bir collection'ın var. Bu collection'da bu arada bilmeyenler için normal relational database'de table'a denk geliyor. Collection'a bir doküman yazıyorsun ya. Orada eğer bir field'ın varsa, mesela created at, senin dediğin gibi bir field'ın var. Bu field'ın üzerine bir index yaratabiliyorsun. Create index mesela db nokta işte neydi? Polls nokta create index deyip created at field'ına bir index yazıyorsun. Sonra diyorsun ki expire after seconds mesela bir ay. Bunu dediğin zaman cleaner'a falan ihtiyacın olmadan MongoDB kendi, yani MongoDB'nin engine'i bu expire after second'a ne kadar verdiyse saniye cinsinden otomatik olarak o datayı siliyor senin için. Dolayısıyla kompleks bir logic yoksa datayı deprecate etmekte, yani datayı uçurmak için kompleks bir logic'in yoksa bu expire after seconds'ı kullanabilirsin ek yapı Anladım. olarak. Öğrendiğim iyi oldu. Peki ben şunu Tamam. soracağım. Bu mesela expire edeceğiz ya burada şeyler yapamıyoruz, değil mi? Mesela şu statüste olan veriler için hani daha doğrusu veri şu statüse geçtiği zaman bunu expire et gibi şeyler. Onlar yok. Onlar yok. Evet. O dediğinde Aslında haklısın. onu da şöyle yapabiliriz. Trigger'larda event sistemi var. Mesela event'e işte bunun statüsü ya da işte şu veri şu olduğu zaman sen buna expire ekle gibi şeyler yapabiliriz o zaman. Ben buradan şu an bunu anladım.
Evet. Ben şeyde kullanmıştım mesela dediğin gibi mesela product detayında baktığı zaman canlı olarak bu ürünü şu anda şu kişi şu kadar kişi izliyor diyor ya mesela onların logonun olduğu bir yer düşün. Sen sayfaya baktıkça onlar bir yere kaydediliyor. Expire second'da 2 dakika var mesela. Son 2 dakikayı baz alıyorum her zaman. Onun count'u. Dolayısıyla dataları uçuruyor kendi kendine. Ya da bir regülasyondan dolayı müşteri datasını 30 mesela müşteri hesabını sildi. 30 günden fazla tutamazsın datayı orada. Öyle bir regülasyonu varsa çok işe yarıyor. Bir de şey bu expire time'ın diğer versiyonu var. Capped collection. Size'a göre bakıyor tamamen. Mesela diyorsun ki 1 milyondan sonraki kayıtları eskilerini silmeye başla. Yani data yazdın 900 bin, 950 bin gidiyorsun. 1 milyon, 1 milyon 1 oldun. En eski bir datayı siliyor. Çünkü tabloda her zaman maksimum 1 milyon data tutuyor. Onun üzerine çıkmıyor. Bu da loglamada işe yarıyor. Yani MongoDB logging backend olarak kullanıyorsa Capped Collection'da bu işe yarıyor. Bu ikisi bir arada kullanınca da çok güzel use case'ler çıkıyor ama kompleks bir senaryo olmaması lazım içinde. Anladım. Hani statüse bak, şuna bak, buna bak diye. Öğrendiğim iyi oldu. Ben bunları bir araştırayım, işime yarayabilir. Bakabilirsin onlara. Tamam, bu shardları zaten söylemiştin. Shardlar üzerinde Athena simgesi görüyorum ama bir de buna in-memory cache demişsin. Ya bu Ha. uygulamanın dışın, ondan bir Şimdi bahsedebilir misin? onu şöyle bahsedeyim. Ben ilk başta botu kodladığımda cache'i primitive tiplerde tutmadım. Şey hani Node.js class'ı oluşturup orada tutuyoruz. Sonra ben bunu bir Redis'e migrate edeyim dedim. Fakat primitive tip tutmadığımız için çok fazla refactor etme gereksinimi duyuyor ve epey bir vaktimi alacak bir iş olduğu için Node.js'in memorisinde duruyor. Hani application sonlandığı zaman atıyorum mesela bizim mod 3 haftada bir kendini restart atıyor. O zaman bir database'e bir hit geliyor maalesef. Hani bir anda 11 bin sunucunun datasını çekmeye çalışıyor. Onun dışında hani Node.js'in cache'inden faydalanıyoruz. Peki buradaki cache'te ne tutuyorsun? Nasıl bir data var? Müşteri Buradaki datası. cache'te en büyük tuttuğumuz ya yani en önemli benim için hani en önemli gördüğüm şey sunucu bilgileri. Çünkü biz günde 1 milyon mesaj işliyorsak biz bunun hepsini hani database request atamayız sonuçta. Sonsuza kadar biz sunucuların şeylerini tutuyoruz, datalarını. Mesela adam mesaj yazdıysa hemen biz bu adamın cache'ten prefiksini biliyoruz. Hemen anlıyoruz işte bu bizim bot için bir komut mu yoksa normal bir mesaj mı atmış. Bu tür şeyleri anlayabiliyoruz. Onun dışında çekilişleri falan bir süre cache'te tutuyoruz. Mesela çekiliş bitti bir saat içinde belki adam tekrar çekecek diye bunları da yine cache'liyoruz. Güzel. Peki orada sharding var mesela. Hangisine gideceğini nereden biliyorsun? Mesela X kullanıcısı sunucu bilgisini alacaksın. Oradaki shard 1, shard 2, shard n. Hangisine başvuracağını nereden biliyorsun? Şimdi şöyle şartların içinde zaten her şartın içinde bulunan sunucular belli. Bu sunucu ID'sine göre bu arada hangi şartta bulunduğunu da bilebiliyorsunuz. Her şartın kendi memorisi var. Toplum memori değil bu. Tamam, anladım. Orayı anladım kesinlikle. Tamam, bu tarafı anladım. Bir de Discord'un web hook'u var. Muhtemelen Discord'da event olduğu zaman onları mı alıyorsun? Kendi tarafında bir web hook mu yazdın yoksa sen bir şey yapınca Discord'un web hook'una sorgu mu gönderiyorsun? Evet. Discord'un güzel yanlarından biri siz bir kanal için webhook oluşturabiliyorsunuz, otomasyon oluşturabiliyorsunuz. Yine webhook için de bir client var. Biz webhook'u ben direkt botun içinde barındırıyorum. Mesela birisi botu eklediği zaman ben bir tane hani event fırlatıyorum. Hemen webhook içinden kendi sunucuma işte şu kişi şu sunucu benim hani botu eklemiş. Sunucunun ID'si şu kadar üyesi var, şu tarihte ekledi. Sunucu şu tarihte kuruldu gibi bilgileri kendi sunucumuzda hani bir tane kanalda görüyoruz. Biz bunları açıkçası logluyoruz Discord kanalında. Güzel. Güzel. Yani senin plugin'i kullananlar bir sürü şey yapabilir. Sen nihayetinde gidip Discord'dan bu datayı poll etmektense bir şey var mı var mı kim kullandı diye onun yerine eventleri diyorsun ki Discord'a bir şey olunca bana gönder. URL veriyorsun muhtemelen. Olan eventleri senin verdiğin URL'e gönderiyor. Ve Aynen oradan tam olarak anlıyorsun. kesinlikle öyle çalışıyor aynen. Tamam. Güzel, güzel. Şimdi şeye gelelim o zaman. Prometheus tarafında sorulara da bakıyorum. Bir tane şey var yine. Aynı yukarıdakine benziyor ama herhangi bir programın dilini öğrenirken hangi yolları takip ediyorsun? Yayınla peki pek değil ama hangi yolları diyor. Belki başka bir metodoloji söyleyebilirsin. Metodoloji ya ben şimdi çok böyle programlama dili öğrenme bazlı çalışan bir insan değilim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. HTTP bu hani HTTP TCP tabanlı bir protokoldür.
senin HTTP'yi her dilde işte kullanabilmen lazım ya da işte UDP'nin speklerini bilip bunu her dilde implement edebilmen lazım. Hani dilin neyi, dili ben şöyle hani yeni bir dile başlıyorsam o dilde proje yapıyorumdur. Proje yaparak öğreniyorumdur. Zaten dillerin bir dünya dokümanı var. İnternette gerçekten hani belli bir tecrübeniz varsa çok rahat bir şekilde bu dokümanlardan öğrenebilirsiniz. O zaman spec okuma alışkanlığı olmalı en büyük şeyi. İkincisi de nedir? Proje yaparak öğrenir. Pratik. Yani o ikisi. Evet. Tamam. Güzel. Şimdi şey görüyorum. Manage by system değil. Aslında evet. Bunlar bir konu. Onda ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi şöyle. Asana'nın kendi main prosesi ayrı bir konteynerde. İşte buradaki Prometheus Grafana ayrı bir konteynerde. System diye şunu yapıyor. Hani makine kapanırsa ya da işte bot çökerse, ne bileyim içinde bir hata verirse otomatik olarak botu tekrardan başlatıyor. Hem de systemd'den hani distributed bir log sistem olmadığı için biz ya şu tüm şartlardan gelen logları biz aslında şeyde görebiliyoruz. Bu systemd'nin loglarında direkt görebiliyoruz. Systemd'nin buradaki en önemli amacı hani kendi kendini yeniden başlatsın, bir kesinti yaşamayalım diye. Tabii Docker'ın da sanırım kendi restart şeyi var aslında. Parametre vererek de restart always yapabiliyorsun ama ya systemd kullanmayı tercih ettik. Güzel, güzel. Bu mimari şeydi değil mi? Google Cloud'da çalışıyordu anladım. Yani VM evet. Dedin, Azure'daki VM dedin ama Google Cloud'u da kullanıyorsunuz. Azure'daki VM dışında her şey Google Cloud'da. Tamam, anladım. Tamam, anladım. Orada bir stack driver var ama pahalı bir çözüm. Muhtemelen o yüzden kullanmıyorsunuzdur onu. Evet, ben biraz hani şey yaptım. Çok da maliyetli olmasın benim için dedim. O yüzden böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Okey. Bu arada ben şeydeyim, Google Developer Expert programındayım 5 senedir falan. Orada herhangi bir POC, herhangi başka bir şey yaptığımız zaman biz şey yapıyoruz. Google'dan kredi rica ediyoruz bazen. Mesela bir POC workshop bir şey yapacaksın. Google'da anlatıyorsun. Orada kredi söylüyorduk. Bize böyle bir üzerinden kredi veriyorlardı. Belki bunun için de öyle bir şey sorgulayabiliriz. Bu sonuçta open source bir proje. Millet bundan fayda sağlıyor. Google Cloud'da da yapmışsın. Hani readme'sin de böyle bir güzel açıklaması olursa bunun için Google Cloud'dan kredi de rica edebiliriz bunun için. Open evet, source. Düşünülebilir. Şimdi sen buradan Prometheus'u görüyorum. Galiba Prometheus Asena üzerindeki 8080 portundan ya veri çekiyor değil mi? Muhtemelen Matrix evet, exporter'la. Pull ile çalışıyor. Prometheus işte biz telemetri topluyoruz bottan. İşte bizim aktif olarak devam eden kaç çekiliş var, kaç anket var, anlık olarak sunucu sayımız kaç, CPU utilization'larımız kaç, ne kadar memory kullanılıyor. Bu gibi şeyler işte biz Prometheus'ta, Prometheus şu an hani pull şeklinde, hani telemetriyle ilgilenenler varsa bir push şeklinde çalışan telemetri teknolojileri vardır. Bir de pull ile çalışanlar vardır. Prometheus pull ile çalışıyor. Sonra bunu işte belli timestamp'lar arasında kendi şeyinde store ediyor. Grafana ile de biz bunu görselleştiriyoruz. Güzel. Prometheus'ta işte dediğin gibi iki yöntem var. Pull push. Ama Prometheus'a kendin data gönderirsen o biraz riskli olabilir. Çünkü push gateway'i var. Orada datanın consistency sana ait. Mesela şey diyebilir sana, ben bu datayı kaydedemiyorum çünkü time series'e uygun değil ya da aynı datayı bir daha gönderdin. Onlara kızıyor. Ama poll yaptırırsan, yani Prometheus'un seni collect etmesini sağlarsan, tabii Prometheus'a özel, onun anlayacağı şekilde bir endpoint veriyorsun muhtemelen Asana main process'e çıktısında. Prometheus da senin için topluyor anladığım kadarıyla, doğru mu? Evet, 8080 slash matrix'ten Prometheus benim için topluyor. Tamam, güzel. Sonra da Grafana'ya source olarak Prometheus'u veriyorsun. Oradan da işine yarayacak evet. Grafikleri oluşturuyorsun dashboard'da. Evet. Oradan da işte orada bir reverse proxy var işte Nginx. Oradan da zaten Cloudflare var önünde. Özellikle Asena'nın çalıştığı sunucuda hani şey yapmak istemedim. Bir insanlara hani dashboard'u yollamak istemedim. Bir reverse proxy kurdum. Hem sunucuyu bulmasınlar diye, biraz daha güvenlik olsun diye. Tamam. Evet. Prometheus'u direkt expose etmiyorsun dışarıya da. Aynen. Yani şöyle diyeyim, şurası bir sunucuda çalışıyor Grafana'ya kadar.
Şu Nginx başka bir sunucuda çalışıyor. Nginx işte buradaki Grafana, şurada TLS yok bu arada. Şu Grafana'dan alıyor. Hani Nginx ulaşacak insanlar Nginx üzerinden ulaşıyor aslında. Burada reverse proxy'den ulaşıyor. Şey diyeceğim, oradaki client dediğin ne? Müşteri tipi nedir oradaki? Cloudflare üzerinden gelen. Bizim moderatörlerimiz işte. Ben buna CNAME koydum da. Hani CNAME'i insan track edebilir. Bunu hani domain'e girer bulur. Önünde şifre falan var ama ben botun sunucusunu IP adresini falan bulmasın diye böyle bir reverse proxy kurma gereği duydum. Tamam. Şeyde de zaten Cloudflare'dan bağlamışsın, oradan içeriye doğru gidiyorsun, reverse proxy'm var. Orada aklında bulunsun, şey nedir? Let's Encrypt diye bir teknoloji var, duymuşsundur. Sertifikalar senin için open source yönetiyor. Tabii yine bir maintenance cost'u var. Basit gibi gözüküyor ama belli sürelerle yenilemen gerekiyor. Hata olduğunda da onu halletmen lazım. Ama Nginx'e geldiğin noktada biz ona TLS termination diyoruz. O öyle olması çok normal. Eğer içerideki trafiği, dolaşan data çok confidential bir dataysa ve belirli compliance diyoruz mesela, SOC2 falan bu tarz sertifikalar varsa, bu sertifikayı veren yerler sizden şeyi isteyebilir. Aradaki komünikasyon da TLS olacak falan diye. Ama burada zaten open source bir bot olduğu için öyle bir şeye ihtiyacın yok. Yine stupid simple tarafı sende şey olmuş. Güzel. bir de Cloud Run'dan bahsedebilirsin istersen. Hani ne için kullanılıyor? Cloud Run'dan şöyle diyeyim. Biz botun işte bota bir günde kaç oy gelmiş, kaç sunucu bir günde kaç kişi sunucusuna eklemiş botu. Biz bu gibi metrikleri tutuyoruz. Yani biz bu botun zaman içindeki büyümesini tutuyoruz. Burada niye Cloud Run var? Şimdi şöyle diyeyim. Biz bu botun metri işte kaç sunucuda var, kaç şartta var. Biz bunları zaten Topçici dediğimiz bir sitenin API'lerine pushluyoruz belli 10 dakikada bir. Şimdi burada bir Cloud Scheduler var. Bunun amacı şu. Bizim Cloud Run'daki servisimize her gece 12'de bir run endpoint'ine request atıyor. Burada yine bir IAM policy var. Arasında haberleşebilmesi için. Cloud Run'daki bizim uygulamamız bu arada hani container registry'den geliyor. Cloud Run gidip zaten TopCG'ye pushladığımız veriyi TopCG'nin API'lerinden geri alıyoruz. Daha sonra bizim yine bir burada bir webhook'umuz var. Go tarafında bir yine Discord webhook client oluşturuyoruz. Günlük olarak büyümemizi işte yüzde bot yüzde bugün kaç büyüdü, kaç sunucu geldi bu gibi bilgileri kendi sunucumuzdaki kanala yine logluyoruz. Aynı zamanda Sheets API kullanıyoruz. Hani bunun sebebi ne diye soranlar olabilir. Sheets güzel bir şey. Sonuçta sen hani veri verdikçe alıyor. Bunun bir sınırı yok. Her gün düzenli olarak bu Sheets'e yapıştırıyoruz şeyi, o günün verisini. Aynı zamanda Sheets'te baytada işte log işler yazdım mesela. Bot bir ayda ne kadar büyümüş? Bir ayda ne kadar büyümüş? Bu gibi şeyleri tutuyorum Sheets'te. İşte o benim de kullandığım, aktif kullandığım yerler var. Şurada da işinize yarıyor. Sheet'te evet dediğin gibi data yağdırabiliyorsunuz. Bir de Google Data Studio'nun içinde Sheet'i import edip istediğiniz şekilde grafikler oluşturabiliyorsunuz oradan. Yani oradan bakmak istiyorsan öyle güzel işe yarıyor. Bu TopGG Discord'un bir endpoint'i mi? Yok, TopGG ayrı, Discord'dan ayrı. Sanırım hani kim bot yapsa direkt hani TopGG'ye botunu register eder. Çünkü insanlar TopGG'den buluyor botu. Bu evet. Sadece Discord'a özel mi? Simgesine bakıyorum, Discord'a benziyor. Sadece Discord. Evet, sadece Discord botları ve Discord sunucuları. Bu arada ben bir şey eklemek istiyorum. Hani niye Cloud Run kullanıyorsunuz diyenler olabilir. Cloud Run'ı bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Cloud Run'da uygulamanız sadece hani siz bir VM'e kurduğunuzu düşünün bunu. Mesela siz VM'de bir tane CronTB işte scheduler kurabilir. Daha sonra işte oraya uygulamanızı deploy edebilirsiniz ama sadece bu uygulama günde bir kere çalışıyor. Bu durumda hani boşuna compute harcamış olursunuz ama Cloud Run'da böyle bir şey yok. Cloud Run'da sadece request geldiği zaman sizin konteyneriniz ayağa kalkıyor. Tabii eğer bunu hani minimum konteyneri bir yaparsanız yine 7/24 çalışabiliyor ama default olarak sizin konteyneriniz sadece request geldiği zaman ayağa kalkıyor ve sadece o zaman aralığında çalışıyor. Daha sonra Cloud Run konteynerini kapatıyor. Hem böylece boşuna compute harcamış olmuyorsunuz. Hem de pricing'i buna göre yani siz sadece gelen o süre aralığı için para ödüyorsunuz. Gerisi için hani Cloud Run'da uygulama barındırıyorsunuz diyelim. Bunun için para ödemiyorsunuz Cloud Run'a. Okay. Aşağıda bir RabbitMQ görüyorum. Muhtemelen eventleri gönderiyorsunuz ama Spring Boot ne yapıyor bunlara?
Şimdi Spring Boot'ta bizim şu an Spring Boot'ta implement etmeye çalıştığımız şey en öncelikle siteden alınan VIP'leri ben direkt bot'a göndermek istiyorum. Hani hangi şartta olursa olsun bu kişinin sunucusuna direkt ulaşsın istiyorum. Öncelikle ana amacı bu. Bunun için işte bir RabbitMQ kullanıyorum. Mesela Asana kapalı da olabilir. Birisi Asana çökmüştür, birisi VIP almıştır. Pardon, premium almıştır. Bu durumda işte bot'a gitmez mesela. RabbitMQ'yu bu sebepten kullanıyorum. Bir de işte moderatörlere veriyoruz. Mesela birinin çekilişinde sorun oluyor. Onunla ilgili bazı düzenlemeler yapmak için bir back office API'yi diyeyim. Onun için hani şey gereği de duymuyoruz. Bunu distribute etme gereği de duymuyoruz. Zaten çok yüksek bir trafik almıyor nasıl olsa. Şimdi diyelim ki Asana kapalı olduğunu düşündün. Tamam, RabbitMQ'ya gidiyor. Onu herhangi bir şekilde işleyen bir şey yok ama şu anda. Değil mi? Evet. Spring Boot'u görüyorum ama o ne yapar? Sadece istatistik belki gösterir ama diyelim ki sistem kapandı. Tekrar açtın şartları. Bunu işleyen bir mekanizma yok ama şu anda anladığım kadarıyla. Evet, Değil henüz mi? yok. Onu Tamam. üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Tamam, güzel. Başka aslında burayla ilgili soracağım. Genelde VM içinde konteyner kullandınız anladığım kadarıyla. Değil Evet. mi? Evet. VM içinde konteyner. Orada şunu önerebilirim. Şimdi sen demiştin ya Kubernetes, yani birçok projede belki Kubernetes'e ihtiyaç yok. Dediğinde haklı olabilirsin. Çünkü Kubernetes'i nasıl yani kullandığın senaryoya göre, mesela Kubernetes'i kendin kuruyorsan bir operasyon maliyeti var, bir de onun üzerine uygulamayı maintenance. Bu gerçekten zor olabilir. Kubernetes'i as a service olarak kullanıyorsan cloud provider'lardan bir iki tıka basıyorsun, sonra kuruyorsun ama orada da yine senden bir managed service cost'u alıyorlar. Yani Kubernetes'in master yönetim cost'unu istiyorlar. Bazıları istemiyordu önceden, şimdi tekrar almaya başladılar. Bir de oradaki worker nodlarındaki fiyatlandırmaya göre alıyorlar. Ama bazı yerlerde de çok daha, mesela duymuşsundur, şeyde Google Cloud'da otopilot denen bir şey var. Evet, Sen sadece duydum. podlarınla ilgileniyorsun. Evet. Yani node'la hiç muhatap olmuyorsun. Podlarınla ilgileniyorsun. Sen burada şey dedin ya, mesela bir Docker container'ın var ve bunu bir VM üzerine deploy ediyorsun. Bu VM'i de bilmek zorunda değilsin. Direkt otopilotla pod deploy ediyor gibi yapıyorsun. Dolayısıyla arka planda sen gördüğün pod ama arka tarafta Kubernetes, Google Kubernetes Engine senin için onu hallediyor. Nodlarla da muhatap olmuyorsun. Fiyatlandırma olarak ne kadar değişiyor bilmiyorum. Ama böyle bir şeyi bakabilirsin, Evet, ihtiyacın onlar olduğunu. aslında biraz daha işte business ya da işte startup yatırım alan startup işleri gibi hani infra şey tutmayayım hani VM'le ilgilenmeyeyim diyenler için biraz daha. Güzel. Muhtemelen bu projeye mesela şey yapmışsınızdır. Hani ileride neler yapılabilir? Bir sürü muhtemelen bir listeniz vardır orada. Şeyi merak ediyorum. Eğer öyle bir listeniz varsa, bu listenin içinde Infrastructure as Code denen bir yapınız var mı? Yani şu mimariyi Terraform'la ya da Ansible'la ne kullanıyorsan onunla ayağa kaldırmak. Bunu niye diyorum? Mesela şu anda anladığım kadarıyla uygulama ciddi. Arkada bir şeyler de yapıyorsunuz siz de back ofisinde falan. Bunu oldu ki başka bir yere taşıdınız ya da bir şey yapmak, yani tekrardan oluşturmak istediniz. Mesela orada sistem D kullanıyorsun. Kapatınca hemen açılsın falan diye. Evet. Böyle bir şey var mı mesela planınızda? Şimdi bunun için şöyle diyeyim. Terraform evet güzel bir çözüm. Kullanılabilir. Şu anlık şöyle de yapıyoruz. GitHub'da da var da projelerin içinde var. Build scriptlerimiz var şekilde yazılmış. Direkt hani ben bu Mac script... Ha? Efendim? file'la mı yapıyorsunuz? Yok yani normal shell script yazdım. Ha, şey script'le. Ha, Evet. tamam. Direkt hani bunun içine gerekli parametreleri verdiğin zaman sana direkt birkaç dakika içinde bu altyapıyı hani şey yapabiliyor. Ya yani cloud tarafı dışında Asana kendisi işte Prometheus'tur, Grafana'dır, Nginx'tir. Bu tür şeyleri birkaç shell script çalıştırarak kurabiliyoruz. Ama evet hani cloud tarafında o taraflar için bir Terraform gerekebilir. Şu anlık orası için bir çözümümüz yok. Hani olabilir, yazabiliriz. Çok da zor bir şey değil. Bak, bir soru var güzel. JS Go, Java, Spring Boot 3 farklı dillerine tek dili ile gitseniz karmaşa daha az olmaz mıydı? Sen neden belirtmiştin gerçi ama Spring Boot için özellikle. Soruyu tekrar alabilir miyim? Ben bir şey anlayamadım soruyu. Şimdi 3 farklı dil kullanmışsın. Evet. Bunun yerine tek dille gitseydin daha az karmaşa olmaz mıydı diye sormuş biri. Şimdi Asana kısmında Node.js kullanmak bence doğru bir karardı. Çünkü gerçekten geliştirmesi hızlı oldu ve şu an için scale ediyor. Hani 1 milyon sunucu olunca ne olur bilemeyiz. O zaman hani Go'ya ihtiyaç duyabiliriz.
Onun dışında hani Spring Boot API'yi evet Go ile yazılabilirdi. Ben zaten bunu hani savunuyorum ileride. Çünkü bu Spring Boot API'ında da yine içinde iki tarafa ayırmak istediğim bazı şeyler var. Hani Kotlin yerine Go ile de yazılabilirdi. Daha da mantıklı olabilirdi. Çünkü hani Go gerçekten production ready bir dil. Bence Kotlin'e göre maintain etmesi daha kolay oluyor Go servislerini. Tabii bu katılır katılmaz insanlar. Yani evet ama hani şey olarak doğru. Tek dilde maintain etmek daha kolay olabilirdi. Benim yorum şöyle olur. Mesela Spring Boot aslında hani şu gördüğün teknolojinin içinde en eski olanı ve en stabil, yani şöyle memory management konusunda en stabil olanı ve doygunluk anlamında da en iyi olan aslında Spring Boot. Yani niye doygunluk diyorum? Mesela herhangi bir uygulama yaptınız. Mesela web, REST, ne bileyim SOAP servisi olabilir ya da bir database'e bağlanacaksınız. Bunlarla ilgili mesela social sign-in olabilir, social login yapacaksın mesela. Bunlarla ilgili en böyle toplu çözümü, tamamlanmış çözümü veren bir framework aslında. Ama yakın zamana kadar en büyük dezavantajı şuydu. Memory tüketimi çok olması. Java ve bir Spring Boot uygulaması, özellikle database'e bağlanan bir tür uygulamaysa böyle memorinizi 1 GB'ın altında tutamazsınız özellikle başlarken. O yüzden hani sistemi ölçekleyeyim dediğinde bu tarz open source ölçekli bir proje için gerçekten maliyetli bir şey olabilir. Öyle bir dezavantajı var ama kullanım alanında Spring Boot bu gördüğünüz teknolojilerin içinde en iyi. Yani Java artı Spring Boot diyeyim. Memory Management ve diğer ne derler ona? Toolkit anlamında çok iyi. Bu yüzden büyük firmalar, mesela Netflix gibi firmalar Java kullanırlar. Çünkü JVM'den dolayı, çünkü memory management'tan dolayı. Büyük ölçeklerde memory management'tan dolayı bu sefer de tasarruf ediyorlar infradan. Ama böyle bir şey için gerekmeyebilir. Şeyde de Node.js ile Go arasında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Go'da mesela siz Docker kullanıyorsunuz burada. Go'da binary'e çevirebiliyorsunuz projeyi. Binary'e çevirdiğiniz için onu da bir de Docker container, mesela şöyle düşünün. Node.js'e Docker container yaratırken ne yapıyorsun Docker file'da? Node.js ile ilgili bir from image seçiyorsun. Sonra da Node.js projenin içine koyuyorsun. Onu çalıştırıyorsun. Dolayısıyla sana böyle bir en temizinden bir 50 MB, 60 MB, 80 MB'lık bir Docker imajı çıkartıyor sana. Alpine falan kullanırsan belki daha da azdır. Ama Go'da binary üretebildiğin için ve Docker container'ını Scratch'ten türetip bu binary'yi verdiğin zaman böyle 3-4 MB'lık Docker imajları yaratabiliyorsun. Yani elinde çok küçücük, yani diğerleriyle karşılaştırdığında gerçekten de çok böyle küçük parçalı servisler. Bunları istediğin gibi dağıtabiliyorsun. Mesela 100 tane, örnek veriyorum, Golang'den 6 MB'lık bir Docker imajım var. Bana 50 tane instance'ı olan bir yapı, distributed yapı. Çok rahat bir şekilde burada ölçekleyebilirsin. Böyle bir artısı var. Bence Node.js Kesinlikle. tarafında da popülerliği çok fazla bir kere. Yani JavaScript geliyor, ondan sonra TypeScript biniyor üzerine. Bence popülerliği ve kullanım kolay diyoruz çünkü popülerliği çok fazlaydı. Golang'e gittiğiniz zaman gerçekten basit bir dil ama bir işi yaparken bazı şeyleri sizin sıfırdan yazmanız gerekebilir. Mesela JavaScript'te işte ne bileyim bir for range var gerçi de. Yani böyle listeleme ile ilgili bir işlem yaptığınızda böyle bir metot varmış dersiniz ama Go'ya geldiğinizde o metodu kendiniz yazmanız gerekebilir. Go'da array işlemleri biraz şey sıkıntılı olabiliyor. Evet, ama ne kadar ihtiyaç diyorsun mesela, öyle de düşünebilirsin. Tabii. Bir de Go'nun bu yan kütüphanelere desteği gerçekten çok iyi. Yani REST uygulama yazıyorsan, ne bileyim cronjob yazıyorsan, böyle in-memory cache bir şeyler yapmak istiyorsan hepsinde var. Hatta şöyle diyeyim, bu Kafka Java'da yazılmış ya, Apache Kafka. Onun Go portu var mesela. Adamlar Go'da yazmışlar bunu. Yapıyorlar yani. Desteği çok fazla olmuyor. Evet, Go'nun zaten kendi içinde bir hani siz hiçbir framework kullanmadan sadece bir router kullanarak bile Go'da aslında bir Evet. hani bir REST API olsun, normal bir API olsun bunu hemen hızlı bir şekilde yapıp ayağa kaldırabiliyorsunuz. O konudan gerçekten kolay, güzel bir dil. İşte şey, mesela şey diyoruz, arkadaş da şey diyordu, Go'dan bellek tüketimi çok az. Öyle ama şimdi Java'nın, yani diyelim ki size yük bindiriyorlar değil mi? Request geliyor. Java'nın halledebileceği yük bloğuyla Go'nun aslında aynı olmayabilir. Mesela ölçekleri öyle kontrol etmek lazım. Mesela örnek veriyorum, bir JMeter'la ya da Apache Benchmark'la hatta daha karmaşık bir şeyle load testi yapıp öyle bakmak daha mantıklı olabilir.
Bir de şeyler falan var mesela. Java'da ön tanım mesela. Spring'de database kullanıyorsunuz yine. Bir database'e bağlanırken connection pool teknolojileri var. Çok eskiden gelen mesela. Hibernate demeyeyim de Hikari falan var. Bu tarz teknolojiler böyle bir neredeyse 20 senelik yani. Ha, 20 senelik şey anlama gelmesin. Legacy. Öyle değil. Adamlar artık yapabilecekleri bütün feature'ları koymuşlar yani içlerine aklına geliyorsa. Artık kararlılık Tamamen konusunda iyi yani Java Kotlin anladığım kadarıyla o taraflar. evet ve şey istiyorsanız da hani bu GraalVM falan da geldi. Orada artık şeyler daha da küçüldü JVM tarafları. Dolayısıyla daha fazla cezbediyor diyebilirim. Ama dediğim gibi memory'si az tüketen bir yer olsun. Ben bir servis deploy ediyorum. 6 tane replika yaratmak istiyorum. Spring Boot yaparsanız işte öyle 7 GB'lık memory harcarsınız. Dolayısıyla o tarafa dikkat ederseniz olabilir. Ha, fazla dil kullanmak bence bir problem değil. Yeter ki o dili gerçekten mesela bir use case var. Bu dille kullansa bana çok faydası oluyor. Bunu anlayabiliyorsan bence kullanabilirsin yani o dilleri. Yani biz de mesela Go kullanıyoruz, Node.js kullanıyoruz, Java kullanıyoruz. Başka da dil kullanmıyoruz galiba. Biz de bunları kullanıyoruz. Mesela infra tarafında Go kullanıyoruz. Çünkü infra SDK'ları falan bayağı iyi. Hangi şey cloud provider kullanıyorsan. Çok fazla JSON işlemi yapıyorsak Node.js kullanıyoruz mesela. Öyle yapılarımız da var. Ama böyle kullanıcıya hit eden first API girişlerin olduğu noktalarda da şey kullanıyoruz. Java kullanıyoruz bu tarafta. Evet. Yapıda neden tracing yok diye biri sormuş. İstersen varsa. Yapıda niye tracing yok? Ya bu distributed tracing ve loglama işleri biraz maliyetli olabiliyor. Şu an biz gerek duymuyoruz. Bir de yani trace etsek en fazla Discord'un API'ni trace edebiliriz. Hani Discord'un API'nden ne kadar sürede gelmiş gitmiş. Bunu aslında şey yapıyoruz. Bir tane ping diye bir komutumuz var. İşte Discord API'nden gelen request'in latency'sini ve giden request'in latency'sini görebiliyoruz anlık olarak. Onun için hani çok da bir trace etme gereği duymuyoruz şu anlık. Nasıl olsa hani bu bir şey servisi değil. Bu bayağı var yani 7/24 çalışan bir bot. Mesela ne olabilir en çok? Discord webhook'u sana bir şey gönderdi. O işte fork exec tarafına geldi. Oradan da RabbitMQ'ya gitti. Anca iki noktayı falan trace edebilirsin. Dediğin gibi yani ihtiyacın pek olmayabilir. Ama Aynen. mesela burada ne var başka? Top.gg ile alakalı da bir şey yok. Evet, aynen. Aynen. Ya kullanıcı etkileyen Özellikle bir şey yok yani trace etmemiz evet. gereken. Evet. Mesela şey oldu. İşte bir request geliyor, dört tane noktadan geçiyor. Dört nokta sonucunda diyorsun ki ya bu yolculuk niye acaba uzun sürdü? O dört noktadan hangisinde acaba? O zaman tracing'de ihtiyacın olabilir de burada dediğin gibi biraz fazla kaçabilir Evet ya şu tracing olarak. kısmı zaten Google Cloud kendisi sana hani loglarını da veriyor, trace'ini de veriyor. Tabii botun kendisine dediğimiz gibi gerek yok. Az. Evet, Go'nun bellek tüketimi az onu söylemiştik zaten. Başka da aslında soru yok. Varsa senin başka söylemek istediğin. Benim başka söylemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim canlı için. Hem komüniteye inşallah destek olmuştur. Bir şeyler öğretebilmişizdir inşallah insanlara. Yani ben açıkçası şuna seviniyorum. Ya şuradaki teknik konuların haricinde işte üniversiteye ya da liseye giden elemanların bu tarz şeylerle uğraşması çok hoşuma gidiyor açıkçası. Belki de diğer burada genç arkadaşlar varsa onlara da bir ilham gibi ya da ne bileyim gaza getirme anlamında, motive etme anlamında. Siz mesela böyle bir şeyi niye yapamayasınız, değil mi? Yani uğraştıktan sonra oluyor aslında. Yani olay sadece kod yazmak değil, biraz daha mühendislikle bu tür işlerle uğraşmak gerekiyor. Bu size hem çok fazla tecrübe katacaktır hem de artık yani cloud dediğimiz işte altyapı dediğimiz şey hani dipsiz bir teknoloji çukuru ve hani gerek duyuyoruz artık. Şu an Trendyol dediğimiz şirket mesela her sene 2-3 katı büyüyor. Hani çok büyük bir infra ihtiyacı var. Bu yüzden bu tür teknolojilerle ilgilenmek, daha fazla insanın ilgilenmesi işte Türkiye için önemli. Bir öğrenip bir de paylaşıyorsan o zaman. Evet. Şimdi bir şey sormuş. Spring Boot yeni öğreniyorum. Benim için önerebileceğim bir kaynak var mı? Aslında Twitch yayınları yapıyorum ben. Orada ağırlıklı olarak Spring Boot, Java ve değişik diller de kullanıyoruz. Bir proje. Proje üzerinden ilerliyoruz. İsterseniz yayınlara katılabilirsiniz. Kaynak olarak herhangi bir kaynak pek diyemeyeceğim ama şuraya bir tane paylaşayım. BioLink diye bir tane site var.
oradaki şeylere bakabilirsin. Spring serisine bakabilirsin gerçekten. Güzel bilgiler paylaşıyorlar. Şuradan bakabilirsin. Onun haricinde görebileceğin her şey YouTube. Mesela ben yeni bir şey öğreniyorsam spekler önemli. Artı bir de üzerine YouTube'da onunla ilgili bir video varsa mesela X öğreniyorsun. X for Dummies. Ya da From Hero to Zero on Dumb X mesela. Böyle aradığın zaman gerçekten hiç bilmeyenler için böyle seviye atlatan videolar oluyor güzel şekilde. Tamam, o zaman teşekkür ettik Anıl. Sana iyi günler Teşekkür diliyorum. ederim. İyi günler. Sağ olun. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler.